Değerli arkadaşlarım, vizyon belgesini açıkladığımız toplantının ardından ortaya çıkan bir tartışma aslında Türkiye'de kimin uzlaşmadan, kimin de kutuplaşmadan yana olduğunu çok net biçimde ortaya koydu. Bakınız, biz vizyon belgesini açıkladığımız o toplantıya toplumun her kesiminden temsilciler çağırdık. Bunların içinde değerli sanatçılarımız da vardı. Bir sanatçının ülkesinin geleceğiyle ilgili bir toplantıya katılmasından daha tabii bir şey olabilir mi? Bizi mahalle baskısı yapmakla itham edenler aslında mahalle baskısının alasını kendi çevrelerine yapıyorlar. Bu mahalle baskısını vizyon belgemizi açıkladığımız toplantının ardından da gördüm. Medyada, sosyal medyada sanatçılarımıza karşı son derece edep dışı, insaf dışı, insanlık dışı saldırılar yapıldı. Şunu burada hatırlatmak isterim. Bazen şer gördüğümüz şeylerde hayır vardır. Kılıçdaroğlu'nun toplantısına davetine gidiyorsa alkış, eğer Erdoğan'ın davetine gidiyorsa yuh. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Sen ne zamandan beri sanat dünyasının, sanatçının iradesine ambargo koyma kabiliyetini kendinde bulabiliyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Sanatçı dostlarımıza yapılan bu saldırı aslında mahalle baskısını kimin yaptığını, kimin dikte yanlısı, kimin baskı, faşizm yanlısı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hem o sanatçılarımız hem de Türkiye bu linç girişimi vesilesiyle düşen maskeleri görme ve tanıma fırsatını buldu. Sanatçılarımıza buradan bir kez daha sesleniyorum. Hiç tedirgin olmasınlar. Çekinmesinler. Rahatsız olmasınlar. Eski Türkiye'nin kapıları kapanırken o eski tekeller de artık tek tek tarihe karışıyor. Sanat hiç kimsenin tekelinde değildir. Sanata ve sanatçıya mahalle baskısı uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Sanatçılarımızın da bundan mağdur olmalarına elbette müsaade etmeyeceğiz. Türkiye için ne hayırlıysa sanatçılarımız cesaretle, hiç çekinmeden, korkmadan gitsinler, destek olsunlar, katkı versinler. Bu onları asla küçültmeyecek. Onları da sanatlarını da daha da büyütecektir. Esasen Orhan Gencebay tüm bunlara şu şekilde gereken cevabı verdi. Türkiye Cumhuriyeti denen bu muhteşem yer bizim ülkemiz. Bizim vatanımız. Burası bizim doğduğumuz toprağımız. Buraya sahip çıktığımız sürece, birbirimize sevgi, saygı duyduğumuz sürece bize hiç kimse bir şey yapamaz. Evet, ben bu sözün üzerine daha başka bir şey söylemeyi gereksiz görüyorum.